Göksun Karakucak Güreş Festivali'nin bu yıl 38.'si yapıldı. Selamünaleyküm. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın ev sahipliğini yaptığı Göksun Er Meydanı'ndaki festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, siyasiler ve binlerce vatandaş izleyici olarak katıldı. Festivale katılan Ünal ve beraberindeki heyet güreşleri izlemek üzere Er Meydanı'na gelen vatandaşları selamladılar. Selamünaleyküm. Programda Büyükşehir Belediyesi mehter takımı gösterilerine de yer verildi. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın yaptığı konuşmasında pehlivanlara ve türbinleri dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Festivaller yapıldığı yerin ve toplumun tarihini, sosyal yapısını, oyunlarını, gelenek ve görenek gibi kültürel değerlerini yaşatıp bunların diğer topluluklar tarafından tanınmasını sağlayan ve aynı zamanda da sonraki kuşaklara aktarmak gibi birçok amaç ve işleve sahip olan önemli etkinliklerdir. Göksun Belediyesi olarak bir haftadan bir taraftan ilçemizi modern dünyanın standartlarına sahip bir kent yapma gayretiyle çalışırken diğer taraftan da ilçemizin tanıtımını yapmak, tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Festivaller de bu çalışmalarımızdan sadece birisidir. Yılın ilk aylarında ilçemizin kış turizmine dikkat çekmek için kar festivali, ilkbaharda ilçemizin yayla turizmine dikkat çekmek için bahar ve yayla festivali, tarihi mirasımız olan güreşi gelecek kuşaklara aktarmak için Karakucak Güreş Festivali ve ilçemizin marka ürünü olan elmayı tanıtmak için de elma festivali düzenliyoruz. Başladığı tarihten günümüze kadar olgunlaşıp gelen ve bünyesinde farklı tarihsel süreçten motifleri barındıran bu festivalleri tarihsel bir derinliği olan etkinlikler olarak algılamak bunların önemini daha da anlaşılır kılacaktır. Kaymakam Cengiz Ayhan da yaptığı konuşmada Göksun'da yapılan festivaller ile şehrin tanıtımına katkı sağlandığını belirtti. 38 yıldır gerçek manada gelenekselleşmiş ve büyük ilgi gören Karakucak Festivali'ndeki amacımız atasporumuza sahip çıkmak, sevdirmek ve çocuklarımıza aktarmaktır. Bu sporu öğretmek, dolayısıyla tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak, sağlıklı genç nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda bu festivalde emeği geçen başta ilçe belediye başkanımız Sayın Hüseyin Coşkun Aydın'a, belediye çalışanlarına, siz teşrif eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Göksun'da yaptıkları çalışmaları özetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da Göksun'un içme suyu probleminin çözüme kavuşturulduğunu belirterek altyapı çalışmalarının tamamlanması ile şehrin geleceği hazırlanacağını söyledi. Göksun merkezimizde içme suyunda problem vardı. Kaptajlar gayri sıhhi ortamdaydı. Çok büyük su kaynakları olmasına rağmen Göksun'da içme suyu kalitesi çok kötü ve süreklilik de yoktu. Hamdolsun Göksun'umuzda önümüzdeki 100 yıl Göksun'umuza hizmet verecek kaptaj sistemlerini yaptık ve Göksun'umuzun içme suyu şebekesinin ana merkezini çok güzel hale getirdik. Önümüzdeki haftalarda da şehir şebekesinin ihalesi var inşallah. 2018'e kadar da şehir merkezindeki şebekeyi de tümden değiştiriyoruz. Göksun'umuzun bir çöp problemi vardı. Çöp Göksun'umuzun havasını, yayla havasını tehdit etmekteydi. Bunlar çevre için çok önemli. İçme suyu, çöp. Çünkü buraya yayla, insanlar yazın buraya rahat nefes almaya geliyorlar. Göksun'un içinden geçen bir dere var. Çok kötü konumda kokmaktaydı. Hamdolsun bunları çözdük. Göksun çöpü artık Göksun'a zarar vermemekte. Bir de müjde vermek istiyorum buradan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Göksun, Avşin, Elbistan,
Ekinözü ve Nurhak için yeni bir çöp depolama tesisi yapıyoruz. Milletvekilleri İlker Çetil, Mehmet Uğur Delipak ve İmran Kılıçlı yaptıkları konuşmada Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'a başarılı organizasyondan dolayı teşekkür ederek güreşçilere başarılar dilediler. Biz de bir dönem bu sahalarda er meydanlarında ter attık, minderlerde ter attık. Geçmişinde pehlivanlığı olan kardeşlerinizden biriyim. Aynı zamanda sağlık yönümüzde olduğu için ben sporu, güreşi hep hayatımda önemsedim. Okul dönemlerinde de birlikte götürdüm ki çok da faydasını gördüm. O yüzden gençlerimizi, güreş yapanları, sporları kahvehane köşelerinden, bilgisayarlardan, cep telefonlarından bir nebze uzak tutan etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam diyoruz. Ben bu vesileyle bu festivali düzenleyen belediye başkanımıza, ekibine ve katılımıyla da zenginleştiren siz Göksunlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kavşakların kesişim noktası Göksun'da olmaktan, Göksunlu kardeşlerimiz de bu er meydanında birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Tabii güreş denince atasporumuz ve bu güreşimiz ahlak ve maneviyatımızın da gelişmesine katkı sağlayan bu meydanlar geçen yıl tabii biraz hüzünlüydü, yapılamadı. İnşallah Rabbim bizlere bir daha böyle geçmişimizle ilgili böyle sıkıntılar yaşatmaz. Göksunumuza da buradan bir müjde vermek istiyorum. Göksunumuza önümüzdeki yıl inşallah ana hattının yapım ihalesi gerçekleştirilerek Göksunumuzun daha önce söylediğimiz şekilde doğal gaza kavuşması için çalışmalarımız yapılacak. Önümüzdeki yılın programına alındı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu denizde vücut gemi, akıl kaptan, ruh dümen denmiştir. Hayat denizinde sahili selamete ulaşabilmemiz için akıl, beden ve ruh eğitiminin çok önemi vardır. Bunlar olmazsa olmazlarımızdır. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'te konuşmasında festivallerin şehirlerin tanıtım adına önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil Göksu'nun güzel insanları, değerli hemşerilerim, değerli sporcular, en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Bugün burada aranızda olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şehirleri şehir yapan, marka yapan değerler arasında şüphe yok ki festivallerin çok önemli bir yeri var. Bu anlamda siz değerli Göksunluları, atasporumuz hakkında 38. festivali yapmanızdan dolayı içtenlikle kutluyorum. Atasporumuzu, geleneklerimizi yaşatmanız varlığımız açısından son derece önemlidir. Değerli belediye başkanı kardeşimi yakından izliyoruz. İbadet aşkıyla çalışıyor. Daha yaşanabilir bir Göksun, daha yeşil bir Göksun için gece gündüz hizmet ediyor. Konuşmaların ardından güreş müsabakalarına geçildi. 23 ilden 550 sporcu şampiyonluk için ter dökerken 4 kategoride yapılan müsabakalar haber yayını hazırlandığı sırada devam ediyordu. Pehlivan var mı aramızda? Güreştiniz mi siz eskiden? Buyur canım. Güreştiniz mi? Ha öyle güreştik tabii güreştik. Nasıldı eskiden güreşler nasıldı? Eskiki güreşleri arıyorum. 3 tane vururduk biz ondan sonra çıkardık. Böyle yoğdu kilo yoğdu. 3'ünü yıkardık. Ama nasıl? Sonra şu davulun sesleri beni almıyor ki. Bir Köroğlu'yla güreşirdik ki biz böyle kaynardı yerler. Çok zevk oluyordu. Çok güzel oluyordu. Organizeyi nasıl buluyorsunuz? Güzel, güzel, güzel de. Göksunlu musunuz? Göksunluyum, buralıyım. Evet. Göksun Er Meydanı'ndayız. Burada binlerce kişi de şu anda başlayan güreşleri takip ediyor. Bizler de tribünlerde güreşleri takip eden vatandaşlarımıza pehlivan olup olmadıklarını, daha önce güreşip güreşmediklerini soracağız. Ve güreşleri nasıl bulduklarını soracağız. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Var mı pehlivanlık? Var. Güreştik mi yıllarca? Güreştim zamanında. Peki eskiden nasıldı güreşler? Şimdi nasıl? Sizin zamanınızda nasıldı? Bizim zamanımızda çok sadeydi. Kavşun, Göksun Kavşut Köyü'nden eski güreşçilerden. Biz de çok güreşirdik. Köy güreşçisiydik. Yalnız biz kulüp güreşçilerin çoğunu bir kısmını yıkmışsındır.